Herkese merhaba arkadaşlar YouTube hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dragon City'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte ne yapacağız? Hemen başlayalım. O kötü tutan geldi biliyorsunuz ki ben de beklemedim bu kadar hızlı da esans yarışın geleceğini. O 2 ve 12 Ağustos arasında mükemmel bir hero alma etkinliği. Ada burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu sizlere nasıl şey yapabileceğinizi göstereceğim, kasabileceğinizi göstereceğim. Şimdi öncelikle yapmanız gereken birkaç tane şey var. Bu biliyorsunuz yine hero ile alakalı aynı şey. Hani mesela bakın toprakla daha demin toprağa çiftleştirdim ve verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani aynı şekilde kasıyorsunuz arkadaşlar. Hani bunda değişik hiçbir şey yok. Kesinlikle bütün hero mantığın aynısı. 50 tur kasmanız gerekecek. Fakat bu çok hızlı kasılabilen bir hero olduğu için hani ulu titan, ulu ökül titan ejderhasını çok zor almak falan filan değil arkadaşlar. 50. tura geldiğinizde zaten ki çok kolay. Yani her görev 1-1, 4-4, 7-7 falan. E, bu yüzden size çok sorun yaratmayacak bir ejderhadır bu. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Biraz bugda tabi bakın. Buraya geldiğiniz zaman küresini topluyorsunuz ve burada yeni bir etkinliğimiz daha var. Bu etkinliğimizde Ulu Ökü Titan'ın training etkinliği. Yani yıldız ve şey kasmak için arkadaşlar bir etkinlik kendisi için. E, gördüğünüz gibi burada zaten iki tane e, altın şeyi var e, yıldızı var arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeceğim hemen bir saniye üyeleri e, şey yap diyorsunuz e, <laughs> nasıl anlatsam ee, her şeyi gösteriyorsunuz falan diyorsunuz da sıkıntı yok benim için. Hemen şuradan Artimenter Twins ve Doğrucadı selam olsun arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Katıldıkları için çok teşekkür ederim. Ee, bunu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz daha böyle samimiyet oluyor. Bizim fitness camiasında biliyorsunuz ki bu tarz işler hani böyle kalitesi editli olmayan işler. Biraz daha samimiyet kattığını düşündüğüm için editlemiyorum ama editlemekte çok fazla bir şey yok zaten. Ya bu at şey Titan'ın gördüğünüz gibi gayet güzel aşamaları var. Aynı bu şekilde arkadaşlar çok rahat bir şekilde e, alabiliyorsunuz yani e, training yaparak. Ben de zaten o Titan vardı bu yüzden çok fazla üstüne düşmeyi düşünmüyordum diyecektim ama e, düşüyorum arkadaşlar. Şimdi kumarımızı hemen oynayalım şuradan bir tane. Like atıp da kanalıma abone olursanız da çok sevinirim ve bağış atarak ve Discord sunucuna da, da gelerekten e, buradan bize destek olabilirsiniz dostlarım. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklama kısmında linki bulunmaktadır. Like atıp da kanalıma abone olursanız da aynı şekilde videoları tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Bir günde iki video atmak birazcık evet. Ben de şaşırdım. Soldan biri seçeceğim bakalım. Soldan biri seçtim. 53 k Burada bir tane lavuk var. Ondan nefret ediyorum bu arada. Oradan buraya geçmesi imkansız. Şu Legendary'ı alıp çıkmak istiyorum gerçekten. Şöyle yapayım hemen. Sonraki odamıza tıklayalım. Evet bekliyorum şu anda. İnşallah burada değildir. 4 taştan üstüne 12 taş daha geldi şu anda. Bunu bekliyorum arkadaşlar tamamen. Başka bir şey beklediğim yok yani. 26k'dan 3, 2 e, ya da ben isti diyeceğim direkt. Al ve çık diyeceğim. 12 taşımı alacağım. E, Ulu Ökült için şey yapacağım. Ben Ulu Ökültü harcıyorum şu anlık. Çünkü taş biriktirmemin çok da bir amacı yok benim için. Neden diye soracaksınız arkadaşlar. Çünkü ben e, şu anda taşlık benim bir durumum yok. Hani adalarımda bir sürü habitat ve yer var. Bu yüzden adaya da ihtiyacım yok. Kuluşka da full. Hani taş için şu anda bir şeye ihtiyacım yok arkadaşlar böyle. Aham şaham böyle bir şey biriktirmeye ihtiyacım yok. Sırf sebebi bu. Şimdi sizlere bunu nasıl kasılacağını anlatacağım arkadaşlar. Zaten dünyanın en basit hero maratonu oldu. Yeni bir şey getirdiler hero maratonu diye. işte. beyni abone olmayı da unutmayın. Bakın şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Burada yine soru işareti var. Yine aynı şekilde en güçlü özellikler alın şimdi kalırkeniz oluştu oyuncular da meydan okuma için geri döndü. Zekan stratejini test etmeye hazır mısın falan filan diyor. Yakında galiba bunları da getirecekler arkadaşlar anladığım kadarıyla yine aynı şekil bunları yapıyorsunuz. Bunlar ama daha az bu sefer. Altın toplama görevi, food toplama görevi ve işte arena toplama, arena savaşı var arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu 0 en düşük gemiyi sürekli toplayarak bir bunlardan toplayabiliyorsunuz. Altın yine değişmedi. Hala aynı. Lig savaşlarını anlatmama gerek yok zaten. Lig savaşları da aynı şekilde. 15. turda hak alıyorsunuz. Birinci olana direkt bundan veriyor ama birinci olmanız lazım. Hak kazanmak için ise 15. tur klasik klasik arkadaşlar biliyorsunuz ki 15. tura geçiyorsunuz 50. tura geldiğiniz zaman ise size bunu veriyor ama yarış bittiğinde alabiliyorsunuz çünkü çok fazla kolay tur atlanabildiği için hani bunu da bu şekilde bir sistem uydurmaya çalışmışlar arkadaşlar benim anladığım olay bu yani. E, taş harcamamın sebebi daha demin beleşe geldi Bu yüzden hani harcıyorum Okul titan kasacağım arkadaşlar bu videoda Full ve muhabbet dolu bir videoyla Sizlerle yine birlikteyiz Biliyorsunuz ben normalde hero geldiği zaman çok fazla video çekme taraftarı da değilimdir e, Çünkü hero geldiği zaman arkadaşlar Hero'yu çok fazla böyle şey yapasım gelmez Yani hero'ya fokuslanırım ve hero'yu alırım Fakat bundan önceki bir hero'yu almadığım için de çok video çekemedim Şu anda dediğim gibi bu hero'yu ve oyuna çok fazla sardığım için e, Bu hero'yu da yine dediğim gibi alacağım arkadaşlar Bir mediumumuzdan da geldik burada da iki tane yumurtadan çıkarma görevi var. Çok basit bir görev arkadaşlar. Şimdi ben mesela ne yapacağım yine bak. Ortalama iki tane e, ejderham var burada. Şimdi bunları yerleştir dediğim zaman bana yine verecek. Çünkü toprak ejderlar aslında daha değerli. Bunları ben full bekletiyorum arkadaşlar böyle gelince bu şekilde yine aynısını yerleştiriyorum futbol ejderhasını. Yani bunları çok önemsediğim ejderhalar değil. Şimdi altın toplama görevi gibi geldi mesela. Şimdi altınları da toplayacağım. Bir sonraki pasında alabilirsem arkadaşlar videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ama şu anda çok fazla e, pas üstüne yoğunlaşmayacağım yine. Bugün full fokus bir video çekiyorum arkadaşlar. Biraz fark etmiş olabilirsiniz. Şimdi bakın son 2 dakika ver son 2 kaldı vermiyor şimdi. Bak bu beni gıcı geliyor abi. Aşırı tilt oldum. Altın toplama gibi bir şeyde nasıl vermeyebilirsin ki? Havuz sistemini geri mi getirirler? Gerçekten hiçbir fikrim yok. E, havuz olayını yine geri getirmişlerse çok cringe olmuş yine. <laughs> yani sinirlerimi bozuyor. Bunu da aynı şekilde hala full toprak toprak yapıyorum. Eski taktiklerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yani değişen hiçbir şey yok yine. Eski taktiklerden devam ediyoruz. Burada da 21k'dan 10.000 taş ödülü veriyormuş. Bunu da açmayacağım daha. Bunu video dışında izleyeceğim. E, bu şekilde de arkadaşlar... Yine aynı taktik, aynı mantıkla devam ediyorum. Yani hero'nun hero, hero kasmak falan çok basit aslında. Hani öyle çok aham şaham bir şey gerektirmiyor. Şimdi şuradan e, pasla alakalı bir yorum yapmak istiyorum bu arkan aslında güzel yapmışlar ama yani yine tasarımı biraz benzemiş şeye e, ölüm ejderhası yani azrail dışında bir da daha farklı bir tasarım yapsalar daha iyi olur onun dışında yeni bir tane daha ejderha geldi bu ejderhalar plazmalar arkadaşlar onları da hemen sizlere açıklayayım her videoda sizlere elimden geldiğince bilgi aktarmaya çalışıyorum. E bu plazmada koleksiyonlarda en üstte plazma kolonisi ebedi gibi arkadaşlar. Ebedi dedim hani yeni koleksiyonu ebediyi de getirdiler. Bu ejderhanın açıklaması plazma kolonisi salgına organik maddelerde simyotik bir ilişki kurduktan sonra değiştirilmiş plazma ejderhası ve kolonisi. Ha yani bu ya bir history. E, bu ejderha can çalıyor arkadaşlar haberiniz olsun e, plazma paraziti bir ejderhaya can çalan bir beceriyle saldırmak ona değil rakibine hasar verir şimdi arkadaşlar siz vampirlerle can çaldığınız zaman aslında tam tersi yapıyor bu saldırıda bu can yani bu ejderha aslında baya iyi e, skilli falan son dakika çok iyiydi arkadaşlar ve yeni plazma kolonisi e, etkinliği gelmiş 015'ten 0.30'dan bunları toplarsanız o düşmanlarınızı şey yapacaksınız bununla alakalı da bir tane video çekeceğim arkadaşlar yine e, plazma kolonisini nereden toplayabiliriz? Burada şu an bu adada galiba yok ama hemen bilgilerimizi tazelemek için arkadaşlar. E, şuradan bir plazma kolonisine tekrar girmek istiyorum. E, Usta Aran Ejderha hızlandırma. Plazma teklifi gelmiş yine burada. 5 tane ücretsiz senin olsun. Plazma kolonisini 4 tane topla 5 tanesi yani ücretsiz olsun diyor arkadaşlar. Bunu salacağım şimdi. Tribal meyveler bir dakika tribal meyveler değil. Plazma kolonisine tıkladığım zaman burada bilgiler yazıyor arkadaşlar. Ee, yine neydi aynı bu şekil 3 Ağustos'la 31 Ağustos'a kadar kürelerini toplayabiliyorsun Bir adadan toplayamıyorsun ama bunlar free bir şekilde 3 Ağustos'la 31 Ağustos arası Yani bugünden başlamış arkadaşlar hemen bakalım şu e, geçici görevlerimize Plazma tozlaşmış yol ile, ile ilgili bir özellik gelmiş Ben direkt arkadaşları hiç uzatmadan e, şu saldırıdaki bütün ejderhaları tek atacağım Çünkü hiç uğraşmak istemiyorum bunlarla ama buna tek atamadım bu biraz canımı sıktı Şimdi hemen şuradan da bir ninja yıldızları yapalım arkadaşlar. Ee, şimdi bu bakalım bir kaç tane veriyor. 28 tane var ve hepsinden 28'e kadar bir tane verse yine karlı arkadaşlar. Ee, bir tane mi veriyor, iki tane mi veriyor ona bakacağız. Bir tane veriyor arkadaşlar ve 22 saat yani bir günde bir bu şeyi veriyor. Burada da e, plazma tavsiyesinde plazma ejderhası alanlar için hani satın alan arkadaşlar için özel bir tane plazma tavsiyesi getirilmiş. Bu da bir ay sürecek bir etkinlik arkadaşlar. Ya bu koleksiyonu ben çok beklemiyordum ama yeni getirmişler. Hani böyle Aham şaham bir şey olarak bekliyordum daha böyle tasarımı vahşice yaparlardı da tasarım fena değildi bu arada beğendim ama daha böyle ne tür ejderhalar getirecekler anlamadım ama Getiriyorlar. The Walking Dead zaten serisi çok sevdiğim ejderhaydı. onun videosunu çekmiştim biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şimdi buradan yeni kutular geldi. Ee, kutulardan sandıklar %50 indirimli. 750. Kahraman Joker %750 de bir sürü Cino veriyor. 1 milyar. Buna verilmez arkadaşlar. Gerek yok. Ee, burada bir sürü sandıklar var. Vudu sandığı, Kara Voodoo sandığı da var arkadaşlar. Voodoo ejderhasının bizde bir esprisi vardı. Discord'a gelirseniz öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde ejderhayı şey yaptan yine tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kasıyoruz. Hani değişen bir şey yok. Nasıl kasılır? Aynı bu şekilde tekrar repeat yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunları topluyorsunuz mesela. Tekrar buradan bir repeat çekiyorsunuz. Aynı şekilde kasmaya da devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bir sorun bir problem göremiyorum. Yine aynı mantık aynı sistemle çalışıyor. Şimdi de burada e, görevlere girmeden önce hemen şuradan şunu patlatıp o şekilde bütün ligleri e, görev savaşlarını arenalar değil görev savaşlarını bir şekilde yine halletmeye çalışacağım. E, bu arada arkadaşlar video atma düzenimi biraz değiştirmeye karar verdim. Bir günde iki video belki çok zorlarsam atabilirim. E, düzen bozulur mu? Like, abone ve izlenme deli gibi gelirse arkadaşlar. Ben çünkü ne kadar video atarsam o kadar çok like ve abone geliyor. Hani ben ne kadar çok daha yani mantığı biliyorsunuz hasta Talep mesela ne kadar çok video atarsam belki o kadar çok abone ve like gelir ama gelmezse de ne olacağını düşünüyorum şu anda. E, bu yüzden arkadaşlar like atıp abone olursanız ben bütün videoları daha hızlı daha çabuk atıyorum. Çünkü motivasyonum geliyor. Motivasyon da gelip geçici bir şey değil disiplinliyim ama motivasyon çok fazla güvenmiyorum. Ama dediğim gibi disiplinli olduğum için hani çok rahat bir şekilde yine e, sıkıntı olmadan her türlü video çekerim arkadaşlar hiç problem yok. Çünkü kutsal müdahale de bunu yapacağım. 58K'dan ona 55K'sa Ruca yine canı gidecek. Tamam bu bana fazla hasar vuramaz. Azrail'i yaptığım zaman yine 62k ortalama deme ben solda 60'tan bunu alacağım arkadaşlar. Efsane bir büyümüzü de yapalım. 82k'mızı çok rahat bir şekilde vurduk. Ee, şimdi yine burada liglerde direkt ilerleyebiliyorum. Çünkü hiçbir şekilde problem yaratmıyor bana. Ben tekrar savaşa girdiğim zaman bu sefer kesinlikle alacağım arkadaşlar. Bunu garanti edebilirim sizlere. Şimdi pişmanlık yok saldırısı buna vurmadığı için en kritiği vuran neyse onu çekeceğim. 136k vuracak. Buna da e, bu saldırı hiçbir işime yaramayacak. O yüzden tekrar bunu yapacağım. Ve 135K yine vuracağım aynı şekilde. Savaş yumruğu yaptığı zaman ben yine abi üçüne de kritik atıyorum. Hani bir problem yaratmadan çok rahat da bu ejderayı çok kasmadan almış olacağım. Aynı şekilde 225'ten gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde aldım. Tekrar yine bir şekilde e, yine alacağım. Yani değişmeyecek arkadaşlar. E, çünkü bütün ejderalar güçlendirdim bu 60 level ejderası benim gerçekten çok fazla işime yarıyor. Ama hero fazla böyle şey yapmıyor, tartmıyor. Yani şimdi bir dakika dur ee, Şöyle bir şey yapacağım Efsane bir büyü yapsam Aa, 82k ortalama hasarı varmış ya Keşke öyle yapmasaydım arkadaşlar Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim bu arada Şimdi 52k'da magma fırtınası yapalım 74 k yapalım 93k'dan 126 kya hala bekliyoruz Şuradan hemen seni çağırıp şunu azrail yapacağım Zaten ortalama e, 64 kabre Bütün ligleri toplayacağım artık. Sinirlerim bozuldu. Bunları burada gördükçe boş boş duruyorlar. Evet arkadaşlar bir legendremizi de daha aldık. Hayırlı olsun dedik. Geniş e, ne ejderhasıydı bu? işte bir şey ejderhasıydı adını unuttum. Neyse sala çok da önemli değil. Şimdi diğerlerine bakıyorum yeterlik olarak. Bunda 30 level ateş kuşu ejderhası istiyor. Bunda ne istiyor? Bunda da 30 level fırtına getiren ejderha. Bunda kötü şöhretli de bir şey istiyor mu? 30 level bulut ejderhası. Bunları yenmem çok zor olacak. Özellikle tek bir tane ejderhaya sahip olduğum için hani zorlayacak gibi duruyor. Şimdi bakın beklediğim zaman bakın veriyor. Yani ben ne kadar yaparsam yapayım arkadaşlar veriyor. Videonun uzun olmasını istiyorsunuz. Alın size uzun video. Benim takipçilerimle Discord'da çok fazla etkileşim halinde olduğum için insanlar diyor ki Tahsin niye 10 dakikada bırakıyorsun? Diye. Bir sıçıyorsun, bir yutkunuyorsun gibisinden bir şeyler söyledi. Yani sorun yok arkadaşlar video çekmeye devam ediyorum şu anda bir problem de göremiyorum Aynı şekilde devam ediyoruz niye hızlı konuşuyorsun falan filan diyeceksiniz arkadaşlar Spora gitmem gerekiyor bundan sonra ondan sonra işim var onları halledeceğim o yüzden Erken yapmaya çalışıyorum şu an hala bekliyorum bu kaç saat 40 dakika kalmış buna 1'e 2 edinmek için ejderha üret diyor Şimdi bakalım kuluçkada ne kadar yerimiz var kuluçkada hala yerimiz var depoya bakalım seni hemen kullanacağım e, Baya benzer ejderhalar getirmeye çalışıyorum. Şimdi şuradan getirmek istediğim bir tane ejderha var. Bunun için bunu getiremiyorum. E, Eggsloz ejderhası bende yok. Bunu getireyim ben bari. Bir gün 23 saatte bu kalsın burada. Şimdi bakalım bir dakika şöyle yaptık yine aynı şekilde arkadaşlar hala çiftleştirmeye devam ediyorum Uluttan ökül aslında bu şekilde kasıyorum arkadaşlar şimdilik videoyu bitiriyorum kendinize çok dikkat edin arena savaşları yapmayı düşünmüyorum çünkü çok güçlü rakipler giriyor ve bütün rakiplerden ben kritik yiyorum arkadaşlar bütün rakiplerden kritik yediğim için de arena savaşları yapmayacağım deyip girmem de ayrı bir ironi tabii ki de ee, biraz hızlı konuşuyor olabilirim kusura bakmayın bu aralar gerçekten hızlı konuşasım var ee, bu arena benim için çok kötü çünkü başta Alev olmak üzere bütün ejderhalar e, buna kritik atıyor yani bu durumda benim bu ejderha burada çok güçsüz hiçbir etkisi yok sadece 40 level ejderhaları almama yarıyor çünkü bakın bunlar bile 43k vuruyor neredeyse baktığınız zaman ee, bu yüzden çok fazla şey yapamıyorum arkadaşlar hani biraz daha <laughs> garip oluyor şimdi bakın 45 level vampir normalde benim ejderha içinden geçer ama ikisi de birbirine kritik vuruyor. Şimdi ben mesela şöyle yap, şöyle bir yol izleyeyim. Girdap yapıp bunun canını azaltıp bunun tek yemesini sağlayacağım. Bakalım 76k vurdu. Girdap yapalım tekrardan. Girdap da 36k ortalama vuruyor şimdi. Bakın ben şimdi bunu bu şekilde bir şekilde almam lazım. Ee, şunu bir 11k vurdu. Kutup ışıkları yaptı. Olley bak. Bunu buna bayılıyorum. Tekrar şimdi fırtına yaptığım zaman buna kritik vuracak. Ya bu kung akış karma o kadar güçlü ki. Bayılıyorum bu ejderha Tamam şimdi ben bunu mesela geri çektim. Şimdi kusal müdahale yapacağım. 100k, 133k ortalama vurup 129 kaldı direkt bu ejderhaya tek atacağım. Ama bu bakın abi. Bu benim sinirimi bozuyor işte. Neden? Gördüğünüz gibi. Yani çok sinirimi bozuyor abi. Çıldıracağım ya. Şuna bakar mısın? Bu arada biraz enerjiyim arkadaşlar. Benim testosteron hormonu çok yüksek ve bütün işleri şey yapıyorum hani. Baksana abi yaşam tüketme. 4 tane special skills geldi. Bayılıyorum bu Yine Yine fırtınayla kritik vuralım. 42k vurdu. Yine kaçsa çok tatlı olurdu ama bu kunku akış karmasını ben çok beğendim arkadaşlar. Tam sıkıştığım zaman böyle bir şeyler yapıyor ve beni kurtarıyor. Ya bayılıyorum o yüzden kısaca. En sevdiğim legendlerden bir tanesi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Şimdi son şu savaşı da yapayım, bitireceğim videoyu. şöyle yapalım. Videoyu like atmayan Discord'dan banlıyorum. Bu ufak bir esprimdi benim. Bu arada şöyle yapalım sana o 13k ortalama vurdu şuna saklıyorum bu hero çünkü bu ölse de çok önemli değil şu anda rüya çok sevdiğim beyziradır bu. Evet 45k'da su vurdu. Don't, they don't know me sen biraz enerjim bugün testosteron hormonuyla alakalı bir durum natural anlamda spor yaptığım için şu an zirvede. Her zamanki dediğim gibi. Evet videomuzun sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Discord'la Instagram'da açılan linkinde bulunmaktadır. Takip edebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.